Klasik böyle yassı kadayıfta sıcak tatlı soğuk şerbet hikayesi var ya, onu yaparak işe başlayacağım. Basit 2 su bardağı kadar toz şeker var bunun içerisinde. Bunun üstüne 3 bardak da su ekleyeceğim. Altını yakacağım ve bir şerbet olsun diye bu arkadaşı burada kendi halinde bırakacağım, hafiften karıştırıp. Genellikle Türk tatlılarında böyle farklı farklı şerbet ölçüleri kullanılıyor. Bizim yapacağımız bu kadayıf, yani adı kadayıf da evlerde değişik şekillerde yapılan bir tariftir. Ondan sonra yassı kadayıf olarak yapılır, Arap kadayıf olarak yapılır. Hepsinin isimleri farklıdır ama genel mantığı aynı. Biraz şerbet içinde yüzmeyi sever. O yüzden hafif böyle akışkan, yoğun kıvamlı olmayan bir şerbet burada daha iyi. Önce su ve şekeri güzelce karıştırıyorum. Ara ara gidip gelip karıştırırım ve hafiften şerbetin kıvamlanmasını, birazcık tıkırdamasını sağlarım. Bu arada şerbet tamamdır. Hafif rengi böyle sarımtırak bir kıvama gelirse şerbetiniz tamamdır. Bunu direkt olarak alabilirsiniz, aklınızda olsun. İçerisine birkaç damla limon suyu sıktınız mı bunun işi tamam. Hiçbir eksiği kalmayacak. Uyusun burada. Bırakalım. Yassı kadayıf aslına bakarsanız çok basit bir tariftir. Hafif mayalı bir hamurla çalışırız. Ondan sonra da alıp güzel bir krep tavasını döküp ikinci işleme geçeriz. Yani öyle kolaydır ama hiç de şakaya gelir bir tarafı yoktur. Neden? Anlatayım. Çünkü bunun mayasını güzel tutmamız lazım. Her zaman iyi bir mayalama safhası için önden mayayı su ve şekerle çalıştırmanın önemini anlatıyorum size. Bir tatlı kaşığı kadar, çok fazla değil, hafif bir maya atıyoruz böyle bir kasenin içerisine. Sonra oda sıcaklığındaki suyla mayayı bir araya getirmeye çalışıyoruz. Aşağı yukarı bir bardak kadar su oda sıcaklığında girdi içerisine. Mayayı çalıştırsın diye bir yemek kaşığı da toz şeker ilave ediyorum. Üçünü beraber güzelce bir çırpacağız. Kuru mayayı iyice burada suyun içerisinde aktive hale getirmeye çalışacağız. İyice çırpın. Şeker tamamen erisin. Maya tamamen erisin ve bize işimizi yapmak için hazır bir kıvam sağlasın. Şimdi bu bizim hafif hazırladığımız ön mayamız. Bunu bir bardakta süt ekleyeceğim üzerine. Dediğim gibi bak, oda sıcaklığındaydı ve içeride her şey eridi. Bir bardakta süt ilave edeceğim. Ondan sonra da unla karıştırıp bunu güzel bir hani tırnak içinde söyleyeyim, krep hamuru gibi bir hale getirmeye çalışacağım. Bütün bu karışım unun üzerine gidiyor. Bir bardak, bir de 4'te 3 su bardağı kadar, yani aşağı yukarı yani 2 bardaktan bir iki parmak az un var burada bunun içerisinde. Her şeyi böyle güzelce çırpma telini aldık, kenara koyduk. Bir daha temizliğiyle devam edelim. Alacağım ve burada iyice çırpacağım bunu. Hiç un topaklanması vesairesi bir şeyi kalmaması lazım. O yüzden güzel güzel çırpın ve pürüzsüz bir kıvam elde etmeye çalışın. Bakın, pürüzsüz bir kıvamım var. Birazcık bekleyeceğim. Hafif maya işini yapsın diye artık kadayıfımın hazırlığına geçebilirim. Şimdi olayımız yassı kadayıf. Bakın bunu hafifçe böyle bir çırptım. İlk koyduğum gibi o kadar da sıvı kıvamda değil. Çünkü içine koyduğumuz maya ile beraber aktive oluyor ve hafif hafif köpüklenmeye başlıyor bu arkadaş. Krep tavasını iyice ısıttım. Sonra altını birazcık kontrollü bir ateşe getiriyorum ve kepçemle bir parça bu hazırladığım kadayıf harcından alıp şöyle ortasına doğru döküyorum. Sanki pankek yapar gibi ama tam da öyle değil. Çünkü bunun içerisine şuralarda bir yerde olması lazım işte çörek otu. Bunun içine çörek otu da giriyor. Bak şimdi, normalde biz pankeki yaparken ne yapıyoruz? Bir tarafını pişiriyoruz, ondan sonra ters çeviriyoruz ama bunda öyle bir şey yapmayacağız. Bunu bu halde bırakacağız. Yavaş yavaş üstünün böyle hafiften bir tık köpüklenmesini sağlayacağız. Bu mesela opsiyoneldir. Eğer isterseniz şöyle üstüne azıcık bir çörek otu serpersiniz bu kısma. Ve bunu bu şekilde bırakırsınız. Altı tamamen pişer, üstü hafif hafif köpüklenir ama bir gövde kıvamına gelir. Yani piştiği zaman tavadan ayrılabilecek bir kıvama gelir. Ondan sonra bunu tavadan alırsınız, kenarda biriktirirsiniz. Bu birinci etap. Yani anlayacağınız hemen hemen aynı boyutlarda yassı kadayıfları isterseniz isterseniz birkaç tane olacak şekilde pişirin. Her seferinde hafif ıslakken ortasına birazcık çörek otu atın ki o içeride kalsın. İyice üstü köpüklenmeye başlayıp üst taraftaki katman çevirmeden dahi böyle olursa işiniz tamamdır. Şimdi bakın hafiften kenarlardan böyle olmaya başladı. Üst tarafta gayet bak kıvamlanıyor. Yani çevirebiliriz aslında bunu ama çevirmeye gerek yok. Şöyle bir spatula ile alacağım kenara. Altını göstereceğim size. Ne kadar renk aldığına, ne kadar almadığına siz kendiniz bakın. Altını göstereceğim de elimi falan da yakabilirim ama olsun, azıcık altını görün. Yani gördüğünüz üzere hafif bir tatlı renk almış ama tam da böyle yanık kıvama gelmemiş. İşte bu benim istediğim şekil, şemal ve kıvam. Dediğim gibi her seferinde ister isterseniz çoklu olacak vaziyette yuvarlak formunu bozmayacak ve bu güzelliği aynen bu şekilde koruyacak şekilde yapıyorsunuz. Aralarda da biraz çörek otu. Bu şekilde bütün kadayıflarınızı, yassı kadayıflarınızı hazırlamanız gayet mümkün. Şimdi ben size bir şey göstermek için normal hazırladığım boyuttan bir tık daha büyük hazırladım, onu da göstereceğim. Şimdi bu tariflerde şöyle iki tane teknik vardır. Bir, az evvel benim yaptığım gibi bu boyutlarda yapmak normal. Yapışkan bir hamuru bu ve bunu böyle hafif bir şimdi yumurtaya bulayacağız, çırpılmış yumurtaya pişireceğiz. Kızartacağız derin yağda. Bir de böyle bir tık büyük yaparsınız, bunu da yapanlar vardır. Sonra kenarı böyle birazcık daha yassı oluyor ya bunun, ince oluyor ya. Kenarından bıçakla bir darbe atarlar ve sonra şöyle kenarını keserler bunun. Tamam ya, yani bu da bir diğer tekniktir. İsterseniz böyle yaparsınız. Böyle yaptığınız zaman kenar kısmı şey olmaz, basık vaziyette kalmaz. Bu şekilde çıkar. Bu da dediğim gibi diğer bir tekniktir. Yani diğerleriyle aynı boya gelsin diye bunları hafifçe bir büyük döktüm. Kenarlarını keseceğim, göstereceğim. Siz bunun ikisini de uygulayabilirsiniz. Top sizde. Nasıl yapmak istiyorsanız o şekilde yapacaksınız. Çok büyük olmayan bir kaseye ihtiyacım var. Sonra da içerisine iki tane yumurta kıracağım. Bu yapacağım ilk hareket. İkinci hareket, şöyle derin bir kase çıkartacağım. Şerbetim soğudu bunca zaman beklerken. Onu buradaki kasenin içerisine dökeceğim ki kızarttıklarımı direkt şerbetin içerisine alabileyim diye. Sonra bir çatalla yumurtayı güzelce bir çırpacağım. Arkasından bütün bu hazırladığım yassı kadayıfları önce yumurtaya bulayıp buradaki derin yağın içerisine atacağım ve saçaklı bir vaziyette pişireceğim. Bu arkadaşı alıyoruz ve buluyoruz. Saçaklı kısmında da olay şöyle, bak bunu yumurtayı iyice buluyorsunuz, sonra hiç yumurtadan çıkartmadan böyle direkt olarak alıp içerisine atıyorsunuz. Yani çok böyle hani süzme vesaire işlemlerine girerseniz bu saçak kısmını birazcık hani kaçırmış olabilirsiniz. Alıp direkt şu şekilde yağın içerisine attınız mı bunun işi tamam oluyor. Bundan sonra tek yapacağım şey güzelce her iki tarafını da kızartmak, direkt olarak iyice şerbete bulamak, ondan sonra da servis tabağına dizmek.